Kütahya Belediyesi'nin Zafer Meydanı projesi için ilk kazma vuruluyor. Kütahya'nın çehresini değiştirecek olan proje için geri sayım başladı. Hafta sonu başlaması planlanan proje, valilik önündeki etkinlikler ve pazar günü yapılacak sınav dolayısıyla 6 Haziran pazartesi gününe ertelendi. Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Halim Işık, meydandaki çalışmaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesinin planlandığını söyledi. İnşaat süresi resmi sözleşmemizde 180 gün olarak belirtilmiştir. 1 Haziran'dan itibaren fiilen başlayan bu süreç her ne kadar sözleşme gereği 6 ay olsa da Allah nasip ederse en geç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda bu meydanı açacak şekilde tüm planlamamız yapılmış oldu. Müteahhit firmamıza bu hassasiyetimizi belirttik. Şehrimizin merkezindeki trafik sıkışıklığını en kısa sürede çözecek şekilde gece gündüz demeden bu alanda çalışmalarını yürütecek. Nihai hedefimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı armağanı hem de ilimizin kurtuluşunun 100. yılında bu tarihi eseri Allah nasip ederse şehrimize kazandıracağız. Zafer Meydanı'ndaki çalışmalar nedeniyle bölgenin 6 ay trafiğe kapalı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Halim Işık alternatif güzergahları söyledi. Şuradan da görüldüğü gibi inşaat alanını etkileyen alanlar Kütahya Valimiz İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne yazdığımız resmi yazı gereğince alınan kararımız doğrultusunda Karaahmet Sokak, Akabe Sokak ve Belediye Sokak arasındaki alan trafiğe kapatılarak Adnan Menderes caddemiz yine açık. Aynı şekilde Atatürk caddemizden gelen ve inşaat alanına girmeyen göbeğe kadarki olan kısımda trafik akışına açık olacak şekilde tüm planlamalar yapılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde trafik akışını engelleyecek bir uygulama olmayacağını gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Onların da desteğini bekliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi planlanan Zafer Meydanı'nda ne gibi çalışmalar olacak? Kütahyalıları nasıl bir meydan bekliyor? Söz konusu meydan akıllı kavşak olarak dünya literatüründe bilinen ve trafik ışıklarının olmadığı, trafik akışının sürekli olarak seyredeceği bir meydan olarak tasarlanmıştır. Özellikle vatandaşlarımızın hassasiyetlerini de dikkate alarak hemen projede vazonun olduğu alanda 5 havuzun olacağı, dolayısıyla bir yıldız figürünü andıracağı yeni düzenlememizde yapmış bulunmaktayız. Ayrıca özellikle bu alanda toplam 15 bin metrekarede imalat yapılacak birinci etapta. Bu alandaki yeşil alanlar başta olmak üzere peyzaj alanlarımız planlandı. Zafer Meydanı'ndaki yürüyüş yolları, ağaçlarımız ve miras öğesini barındıran vazomuz korunacak, havuzumuz yenilenecektir. Peki alanda bulunan vazonun akıbeti ne olacak? Bu vazonun aynen mi korunacak yoksa biraz daha boyutunun büyütülerek meydana uyum sağlayacak boyuta mı getirilecek sorusu ilgili kurullarımızın ve Çiniciler Odamız başta olmak üzere üniversitemizdeki Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtlar Kurulu gibi yetkili kurum ve kuruluşlardan oluşan komisyonumuzun kararını bekleyeceğiz. Aynen korunması yönünde bir karar çıkarsa mevcudu yeni yerine taşıyarak orada konumlandıracağız. Ama biraz daha büyütülebilir, bunu da başka yerde saklayalım denir ise yeni boyutlarıyla o vazoyu en güzel şekilde yaptırıp mevcut halinde yine belediyemizin önü veya başka bir alanımızda koruyacak şekilde bir planlamamız var. Ancak o kurulumuzun kararını bekleyeceğiz bu konuyla ilgili. O konuda da en ufak bir endişeye kapılmasınlar. Kütahya'ya ve Kütahyalı hemşerilerime yakışan en güzeli neyse Kütahya Belediyesi ancak onu yapacaktır. Zafer Meydanı'nın şu anki görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım çalışmalar sonunda ne gibi değişiklikler olacak?